Yusuf bana ya sıcak bir şey versin ya bir bardak su versin. Olur mu? Biliyorsunuz bu seneki derslerin mevzu muhtelif, bir tek bahis değil. Bu ihtilaflı meselelerde umumiyetle günümüze sarkmış meseleler olarak tercih ediyorum. Ermeni meselesi bugün hala konuşuluyor. Onun için anlattım size, tarihi köklerini bilesiniz diye. Masonluk ve Yahudi meselesi de öyledir. İnsanlık var oldukça da olacaktır. Ama bunun da tek derse sığacağını zannetmiyorum. Artık ihtiyaca göre ne kadar uzarsa uzayacak. Kitaplardan kolaylıkla bulabileceğiniz meseleleri ihtisaren anlatacağım. Herhangi bir kitaba baksanız, Yahudi inançlarını, Yahudi tarihini istediğiniz genişlikte bulabilirsiniz. Oraya ben birçok kitap getirdim. Dersten evvel veya sonra karıştırın ne gibi yayınlar var bu hususta. Bir haberiniz olsun. Hiç olmazsa kitapların isimlerini, yazarlarını tanıyın. Yahudi ve Masonlukla ilgili literatürden, hiç olmazsa Türkçe literatürden, çoğu Türkçe'den, İngilizce olanlar da var mı? Haberiniz olsun, muhtasar bir bilginiz olsun diyedir. Yahudi meselesi yalnız bizim değil, bizim milletimizin değil, dünya milletlerinin en ehemmiyetli meselelerinden biridir. Hiçbir millet yeryüzünde Yahudi tesirinden azade değildir ve olamaz. Çünkü Yahudinin dünya krallığı davası vardır. Dünyaya hakim olmak iddiası vardır. Bilhare daha tafsilatıyla bahsetmeyi düşündüğüm Yahudi protokollerine bir göz attığınız zaman görürsünüz ki Yahudi kavminin dünyayı kendi idareleri altında toplamak, kendi idareleri altına almak diye bir davaları vardır. Bu onların
inançlarının bir neticesidir. Yahudiler Hazreti Nuh'un evlatlarından Yafes'in soyundan geldiğini iddia ederler. Pardon, Yafes'ten Türkler Sam'dan geldiğini iddia ederler. Onun için kendilerine Sami denir. Sam'a mensup. Sami ırk. Bunların tarihleri insanlık tarihiyle yaşıt bir tarihtir ve bütün dünyanın kullandığı takvimi kullanmazlar. Ne hicri ne miladi. Yahudi takvimi eskiden Osmanlı zamanında Yahudi senesi de yazardı Türk takvimlerinde. Miladi de yazardı, hicriden yürürdü ama onlar da gösterildi. Şu anda 5800'e dayanmıştır. 5800 bilmem kaç senesidir. Takvimlerde yazmadığı için bugünkü senelerini ben de bilmiyorum. Ama 5800, 6000'e dayanmış bir tarihleri var. Bilinen ataları İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın iki evladından biri olan İsmail Aleyhisselam Arapların atasıdır. İshak Aleyhisselam ise Yahudilerin atasıdır. Biri başka kadından, biri başka kadındandır. Anaları farklıdır. Binaenaleyh Araplarla ırken amca çocuklarıdırlar Yahudiler. Bu kadar uzun bir tarih içinde geçirdikleri çok alengirli bir macera vardır. Ciltler tutar. Size lazım olan 3-5 cümlelik özü ben size arz edeceğim. Bugünkü vatan adettikleri ve kendilerine tabii vatan adettikleri Filistin'e gelişleri milattan önce 1200 yılındadır. Buranın kadim halkı değildirler. En eski halkı değildirler. Çünkü Tevrat'a göre de harp ederek oraya girmişler. Fetih neticesinde oraya girmişlerdir. Daha evvel buraya Kenan ili denir. İslami edebiyatta nasıl Anadolu bir coğrafi isimse Filistin'in coğrafi ismi de Diyar-ı Kenan'dır. Bunun sebebi Yahudilerden evvel orada Kenaniler denilen bir kavmin yaşamış bulunmasıdır. Sonra Filistiler gelmiştir oraya. Bir rivayette Ege Adalarından gelmişler. Bir rivayette Mısır'dan gelmişler. Yahudilerin bu başlangıçtaki karanlık tarihleri haiz-i ehemmiyet değildir. Fakat milattan evvel 570 senelerinde Keldaniler ana vatanları Irak olan Keldaniler tarafından bunlar esir edilip Mezopotamya'ya götürülmüşlerdir. Demek ki Filistin'e geldiklerinden aşağı yukarı 6-7 asır sonra esir edilmişler. Keldaniler tarafından götürülmüş. Sonra İranlılar onları Keldanilerin esaretinden kurtarmışlardır. Ve Filistin'e dönmüşlerdir. Keldaniler Mabed-i Süleyman'ı yıkmışlar. Bir tek duvarını bırakmışlardır. Bunlar dönüp geldikten sonra o
duvarın dibinde günlerce ağladılar. Vatanlarına kavuşmuş olmanın heyecanıyla günlerce ağladılar ve esaret hikayelerini anlattılar birbirlerine. Neler gelmiş başlarına. Bugüne kadar şu anane devam eder ve Mabed-i Süleyman'ın ayakta kalan o duvarı bugün Mescid-i Aksa'nın temelidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu zemin bayırdır. Şöyle bayırlıktaki bir yeri düzeltmek için şuraya bir duvar yapılmış, dolguyla düzletilmişti. Bugün Mescid-i Aksa'nın bahçesi takriben 60-70 dönüm bir düzlüktür. O duvarın üzerine o temel gibi olmak şartıyla Mescid-i Aksa bina edilmiştir. Yani Mabed-i Süleyman denilen ve Süleyman Aleyhisselam'ın kahir ekseriyetle cinnileri çalıştırarak yaptığı mabedin ayakta kalan duvarı Mescid-i Aksa'nın temeli mesabesindedir. Bu bayırlığı düzletmek için yapılmış olan duvar mesabesindedir. Dolmuştur sonra. Orada hala ağlarlar. O duvarı ben gördüm. Oradaki taşlar insan kuvvetiyle o duvara çıkarılıp konulamaz. Oda büyüklüğünde taşlardan örülü bir duvardır. Biliyorsunuz İslam tarihinde de bu kabul edilir. Süleyman Aleyhisselam cinlere hükmederdi. Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Sabah Melikesi Belkıs'ın tahtını cinniler Kudüs'e getirdiler Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna. O cinnileri çalıştırdı. Buradan size hayatınızda kullanabileceğiniz bir gerçeği çıkarayım. Süleyman Aleyhisselam bastonuna dayanmış olarak onları seyrediyordu. Cinniler de Süleyman Aleyhisselam'ın nezareti altında bu mabedi inşa ediyorlardı. Süleyman Aleyhisselam öldü, cinniler bilemediler, çalışmaya devam ettiler. Baktı ki bir kurt dayandığı bastonu kemirdi, kopardı vücut ağırlığıyla, baston kırıldı, Süleyman Aleyhisselam düştü, anladılar ki bu ölmüş. Buradan siz cinnilerin her şeyi bilemeyeceğini anlayınız. Bu suretle anladılar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü. Mabed-i Süleyman denilen yerden bakiye kalan duvar Mescid-i Aksa'nın temeli mesabesindedir. Alttan inildiği zaman minare boyu yüksektedir Mescid-i Aksa. Sizin resimlerde Mescid-i Aksa diye gördüğünüz Kubbetü Sahra'dır. Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa müzeyyen bir bina değildir. Bir tek kubbesi olan, üstü ev damı gibi düz ve saç kaplı, kubbede süslü olmayan, gene saç kaplı bizim gibi kurşun değil. Osmanlı kubbeleri gibi. Büyük fakat basit bir binadır. Asıl Mescid-i Aksa'nın bahçesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca giderken üzerine bastığı taş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gitmek istedi. Havalandı. Efendimiz ona yerinde kal diye emretti. Bugün o taşın üzerine yapılmış olan bir kubbedir. Kubbetü Sahra ve Kanuni'nin eseridir. Ziynetli, süslü oluşu da bundandır. Kütahya Çinlileriyle, İznik Çinlileriyle, çok kıymetli olan 16. asır Çinlileriyle, bir küçük karesi birkaç milyar eden Çinlerle kaplıdır. O Mescid-i Aksa değildi. Ona Kubbetü Sahra denir.
sahra üzerinde bir kubbe. Onun altında bir oda büyüklüğünde taş vardır. Taşın altı boştur. Bir şemsiye düşünün. İnce bir sapı var. Heyula bir mesaha kaplayan bezi var değil mi? O bez gibi taşı düşünün. İncecik bir sapla tutar. Bir ay çiçeğini yere dikin. Sapına nazaran ay çiçeğinin çiçek yüklü, meyve yüklü tablası neyse o taş aynen öyledir. Altına girilir, etrafında dolaşılır. Taş başının üstünde kalır. Yani ayaklanmış bir taş. Buna Hacer-i Muallak denir. Hacer-i Muallak, Efendimizin miraca giderken üzerine bastığı taştır. Yahudi kavmi bu Babil esaretinden sonra Romalıların idaresi altında yaşamıştı. Önce İskender-i Kebir, biliyorsunuz Hindistan'a kadar gitti. Milattan evvel 30 yıllarında onları idaresi altına aldı. Yarı muhtar bir idareyle yaşıyorlardı. Ama milattan sonra 63 senesinde, yani İskender'den takriben 100 sene sonra Roma idaresi altına geçtiler. Romalıların idaresi altında yaşarken miladi 130 tarihinde isyan ettiler. Yeniden inşa ettikleri Mabed-i Süleyman'ı Roma kumandanı Titus bir kere daha yaktı, yıktı. Yahudileri bu isyan sebebiyle kılıçtan geçirdi. Kaçan kaçtı, kaçmayan esir oldu. Bakın, bizim tarihimizde görürsünüz, İspanya katliamından kaçıp gelen Yahudileri Fatih'in oğlu Veli Beyazıt Selanik'e yerleştirmiştir. Onun Selanik'i tercih ediş sebebi orada bu Roma'ya karşı vaki isyan dolayısıyla kaçmış olan Yahudilerden bir nüve mevcut olmasından idi. Yani Selanik'te Yahudilerin mevcudiyeti 1492 yılında İspanya katliamından sonra değil, ta Roma zamanındaki katliamdan kaçanlarla teşekkül etmiş idi. Orada bir Yahudi varlığı olduğu için Veli Beyazıt İspanya'dan Türkiye'ye sığınan bu Yahudiler de oraya yerleşmiştir. Demek ki Yahudi kelimesi esasen göçmen manasına gelen bir kelimedir. Göçmen, tam da isimlerine layık bir hayat yaşamışlar tarih boyunca. Ta Roma zamanında sürgün edilmişler. Fakat asıl sürgünü miladi 330 yıllarında Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmen kabul edince vaki oldu. Çünkü Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı kabul ettiği zaman siz bizim peygamberimizi çarmıha gerdirdiniz. Siz buna sebep oldunuz diyerek Yahudileri Filistin'den çıkmaya icbar etti. Bu nihai icbardır ki miladi 4. asrın ortalarında gerçekleşmiştir. 332'de Roma Hristiyanlığı resmen kabul etti. Hristiyanlık bir hayli yayılınca akvam-ı muhtelifeyi bir arada tutmak için Hristiyanlığın bir birlik sağlayacağı görüşüne sahip oldular. Onun için Hristiyanlığı resmi din ilan ettiler. Bu Yahudilerin felaketi oldu. Bu Yahudilerin felaketi oldu ve oradan sürülüp çıkarıldılar. Lakin sürülüp çıkarıldıkları zaman Roma'nın
hakimiyeti altında olmayan bir toprağa gidebildiler. Roma onları ne Kudüs'te istedi, ne Filistin'de istedi, ne de kendi işgali altındaki herhangi bir yerde istedi. Yani benim ülkemin dışına nereye gidersen git. En fazla gittikleri yer Rusya oldu. Çünkü Rusya hiçbir zaman Roma hakimiyeti altına düşmedi. İngiltere bile belli bir müddet Roma hakimiyetinde yaşadığı halde Rusya'da böyle bir şey olmadı. Bu macera ve bu maceranın neticelerini anlatmazdan evvel size onların inanışlarına ait de bir öz bilgi vermeliyim ki inanışlarının icabına göre bir hayat yaşadılar bu muhaceret esnasında. O anlaşılabilsin. Yahudi kavmi bütün sair insanlar gibi Adem Aleyhisselam'ın neslinden geldiklerine inanmazlar. Adem'le bir alakaları yoktur kendi inanışlarına göre. Ya nedir? Havva anamızın çocuklarıdırlar. Fakat Havva anamızın şeytanla münasebetinden meydana gelmişlerdir. Bu size garip gelmesin. Onların inancında şeytan bizdeki gibi mel'un, merdut değildir. Onlar şeytanı Nur-i Ziya adıyla yad ederler. Ve bugün İstanbul'da masonluk merkezinin bulunduğu sokağın adının Nur-i Ziya oluşunun da sebebi budur. Ve bunun şeytan demek olduğunu Türklerden kimse bilmez. Şeytanı melek seviyesinde addederler. Halbuki onlar da bizim gibi şeytanın cin soyundan olduğunu kabul ederler. Cin. Biliyorsunuz insanlar ve cinlerin müşterek adı Sakaleyn'dir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hem insanlara hem cinlere memur olduğu için İman telkinine memur olduğu için bir ünvanı da Resulü Sakaleyn'dir. Sakaleyn'in Resulü, yani insanların ve cinlerin Resulü. Onlar sadece kendilerinin ama sadece Yahudi olan kavmin tabii bu Nuh'un çocuklarından türeme efsanesini de tezat teşkil eder. Çünkü Nuh ikinci Adem kabul edilir insanlık için. Ayrılmayı sen Nuh'un çocuğu Sam'dan kabul ediyorsan oraya kadar Adem'in çocukları Nuh Adem'in evladı diyebiliyoruz. Hayır, bu tezadı görmezler. Biz ta Adem Aleyhisselam'dan beri ayrı bir kavmiz derler. Şeytanla Havva anamızın münasebetinden meydana geldik. Bizim ecdadımız Kabil'dir derler. Habil, Kabil vakasındaki Kabil'dir. Yani katil olan galiben, hakimen hayat sürdü diye bizim ceddimizdir derler. Ve bundan şu neticeyi de çıkarırlar ki Adem topraktan yaratılmıştır, cinler ateşten yaratılmıştır. Bu doğru bir görüş. İslam'ın da kabul ettiği bir görüştür. Şeytan meleklere hocalık ederdi. Ne zaman ki Havva anamızı ifal etti, memnu meyveden yedirdi, ondan sonra merdut oldu. Çünkü cinler de insanlar gibi hayra da şerre de meyyaldir. Meleklerde sade hayra meyil vardır. Melekte nefis yok. Meleğin ibadat-ı taat ile meşgul olması
meleğin Allah'a itaat etmesi bir makinenin kurulduğu gibi çalışması gibidir. Aksine istidat ve iktidarı yoktur. Cinler de insanlar gibi nefs ile mücehhezdirler. Nefis menfiye götürür. Ve onların da ruhu vardır. Onları da ruhları hayra, nefisleri şerre meylettirir. Onlar da bizim gibi bir imtihana tabidirler. Çünkü hayra da şerre de istidadı olmaları bulunandır. Fakat netice itibariyle ateşten yaratıldıkları için Yahudiler iddia ederler ki ateş toprağa galip olduğundan ateşten yaratılmış olan şeytan ve nesli topraktan yaratılmış olan Adem ve nesline faiktir, üstündür. Binaenaleyh bütün insanlık bir tarafa, Yahudi kavmi bir tarafadır. Buradan bir netice daha çıkarırlar. Allahu Azimüşşan dünyadaki bütün mal, mülk, idbar, ikbal ne varsa hepsini Yahudi'ye takdir etmiş. Sair insanları Yahudi'ye hizmet etsin diye yaratmıştır. Aynen. Müslümanların hayvanat-ı ehliyeyi insanlar istihdam etsinler ve onlardan istifade sağlasınlar diye yarattığına inandığı gibi sair insanları da Yahudiler onları istismar etsin, istifade etsin, kullansın. Yani tabir caizse bir nevi hayvanat-ı ehliye derecesinde görürler. Ve bu vasıfları itibariyle Müslüman, Hristiyan, Budist sayırmadan bütün insanlığa düşmandırlar. Tevrat'a bakarsanız bunu görürsünüz. Yahudi olmayan birinin canı, malı, ırzı, her şeyi kendilerine helaldir. Bir tehlikeye maruz kalsa, diyelim bir trafik kazası geçirse, bir Yahudi, Yahudi olmayanı kurtarmaya mecbur değildir. Hatta kurtarmamalıdır. İyiliği ancak Yahudi'ye yapar. Bu kadar antihumanist bir görüşe sahiptirler. Allah yalnız kendilerinden peygamber göndermiştir. Başka insanların mükellefiyeti onların inançlarına, inançları noktasına gelmesi değildir. Kimsenin Musevi olmasını kabul etmezler. Peki bu diğer insanlar bir şeye inanmayacaklar mı? Onlar Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecekler. Biz onlara bunu öğreteceğiz. Bu kadar onlara yeter. Başka bir şeyle mükellef değildirler. Yani sen Allah'ın varlığını, birliğini kabul et. Hazreti Musa'yı peygamber kabul etme. Musa şeriatına tabi olma. Musevi olma. Ama oldun. Seni kendinden kabul etmez. Seni suç işlemiş gibi görür. Bunun misalleri nedir? Mesela kendimizden misal verelim. Hazar Türkleri, Karaimler, Musevi şeriatına tabidirler. O inancı taşırlar. Hala Sibirya'da 50 bin kişi kadar varlar. Bunların bir tanesini İsrail'e kabul etmezler. Çünkü İsraillere göre din ırkla tevemdir, eş manalıdır. Yahudi eşittir Musevi, Musevi eşittir Yahudi. Yahudi değilse Museviliği kabul değildir. Hazreti Musa şeriatına, tebaiyetine 5 kuruş ehemmiyet atfetmezler. Ve onları kabul etmezler. Kardeş saymazlar Musevi olduğu halde. Şu inancın neticesidir ki Yahudi olmayan birinin elindeki bir malı ne suretle alırsa alsın kendisi için mubahtır. Çünkü hukuken kendine ait olan bir şeyi alıyor. Fiilen başkasının elinde bulunsa da o hukuken Yahudinin malıdır, onun hakkıdır. Çünkü bütün mal mülk
Allah Yahudi için yaratmıştır. Başkasının elinde bulunan emanet. Onlar emanetçidir. Yahut hırsızın bir malı çalması gibidir. Sahibi onun ne surette olsa geriye alır. Meşrudur geri alması. Çünkü hukuki sahibi kendidir. Bu kara borsayı Yahudi olmayana karşı kara borsayı meşrulaştıran bir harekettir. Diğer taraftan malı, canı, ırzı helaldir. Bu söylediklerim Tevrat'ın, Tevrat çok ilave edilmiştir. Fakat ilk beş kitabı asıl Tevrat'tır. Ve bu Hazreti İsa, Musa'dan 300 sene sonra yazılmıştır. Gene İncil bile Hazreti İsa'dan 100-120 sene sonra yazıldığı halde şu Tevrat Hazreti Musa'dan 300 sene sonra ortaya çıkmış bir kitaptır. Şu inanç Yahudi olmayan bir kimseyi öldürse Yahudi katil olmaz. Irzına geçse günahkar olmaz. Malını çalsa günahkar olmaz. Böyle bir zihniyet sahibidirler. İnsanlığı hayvanat-ı ehliye derecesinde görürler. Sürgüne gönderildikleri zaman bu zihniyet onların hayatında ala derecatihi ve imkanlar nispetinde tarihlerin her safhasında görülmüştür. Bununla beraber aralarından çok zengin çıkmış, çok filozof çıkmış, çok ilim adamı, fikir adamı çıkmış. Bütün dünyada bir vehim vardır. Yahudiler akıllıdır diye. Peyami Safa 7 gün mecmuasında kıskançlık diye bir yazı yazmıştır. Yahudiler bütün dünyada zeki, başarılı insanlar, başka insanların Yahudi aleyhtarlığı kıskançlığın eseridir diye. Sığ akıllar böyle görür işi. Hakikati halde Yahudinin başarısı kendi zati takatinden değil, düşmanlarının kusurundan doğmuştur. Düşmanlarının ona muamelesinden doğmuştur. Şöyle ki, Roma İmparatorluğundan harice çıkarılan Yahudiler, gittikleri her yerde, ufak yerleşim birimlerinde oturamadılar. Çünkü bir köyde, bir ufak yerleşim biriminde herkes birbirini tanır. İstenmeyen bir adam, küçük muhitte duramaz. Bir köyde bir adam hırsızlık yapsa, bir cinayet işlese büyük şehre kaçar. Çünkü büyük şehirde kaybolmak, saklanmak, gizlenmek, meçhul bir adam haline gelmek kolaydır. Gittikleri yerler de miladi 4. asır. Onların bu muhacereti esnasında Hristiyanlaşmış bulunduğundan ve bütün Hristiyanlar siz bizim peygamberimizi çarmıha gerdiniz diye onlara nefret ettiklerinden bunların küçük bir muhitte yerleşmesi, oturması mantıken ve fiilen imkansız hale gelmiş oluyor. Bundan dolayı kozmopolitliğe müsait, saklanmaya müsait büyük şehirleri tercih etti. Tarih boyunca elde ettikleri başarının birinci sebebi budur. Büyük şehir, büyük ticaret imkanı ve büyük tahsil imkanı verir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. İkinci sebep, bölünmüş aileler olmasıdır. Beynel milal bir hüviyeti kazanmaları, şu dünyanın dört bucağına yayılmış olmalarından kaynaklanarak bu durumu bir güç olarak kullanmalarını intihacı eylemiştir. Bir Yahudi Berlin'de oturuyorsa bir akrabası Paris'tedir, öbür akrabası
Londra'dadır. Çocuğunu biraz dayısının yanına gönder, biraz halısının yanına gönderir. Biraz Fransızca öğrenir, biraz İngilizce öğrenir. Bu imkanın dışında ticaret yaptığı zaman Paris'te akrabasını bulur, Londra'da akrabasını bulur. O da Berlin'de biri lazımsa kendi dindaşını, ırktaşını bulur. Beynemilen paslaşma şansı kazandırdı onlara. Bölünmüş aileler olmalarından. Sen şimdi Almanya'dan bir şey alacak olsan, Almanya'da tanıdığın bir Türk varsa gidersin, onun rehberliğiyle alırsın. Bu burayı iyi bilir. Ona bir danışayım dersin. Aynen onun gibi. Demek ki beynelmiler ticareti ellerine geçirmelerinin sebebi de bölünmüş aileler suretinde Roma'dan çıkıp dünyaya yayılmış olmaların neticesidir. Henry Ford, meşhur Ford fabrikasını kuran adam, bunların bu beynelmiler karakterini anlatmak üzere Beynelmiler Yahudi diye kitap yazmıştır aleyhlerine. Yahudi her yerde Yahudidir. Almanya'da Alman görünür, Fransa'da Fransız görünür, İngiltere'de İngiliz görünür, aldanma. Bunlar ayrı kotlarının bahçede toprak altından kökleriyle birleştiği gibi birbirleriyle irtibatlıdırlar ve Yahudiliklerini devam ettirirler. Yahudiler bir Ford arabası aldılar, bozdular, yolda bıraktılar. Bozdular, yolda bıraktılar. Bozdular. Ford iflas etti. Bugün Ford fabrikasının sermayesi %100 Yahudinindir. Şu kitap sebebiyle dünyanın en büyük otomobil fabrikaları ve ilklerden biri olan Ford'u iflas ettirmişlerdir. Özür dilesin dediler, özür de dilemedi. Şu beynelmiler vasıf onların yükselmesinde ikinci faktördür. Üçüncü faktör, gittikleri yerlerde devletler Hristiyan olduğu için Yahudi'ye umumi bir nefret mevcut olduğundan onları devlet memuru yapmadılar. Ufak bir yerleşim bölgesinde otursa belki toprakla uğraşırdı. Hiçbir milletin yükselmesinde toprakla uğraşan nüfus zerre miktar rol oynamaz. Bir milletin yükselmesinde de alçalmasında da onun münevverleri birinci derecede rol sahibidir. Toprakla uğraşsalardı bu noktaya gelemezlerdi. Şehirde toprakla uğraşılmaz. Memur olsalardı gene de bu neticeye elde edemezlerdi. Memurluğa da kabul edilmediler. Şu umumi nefret yüzünden. Hasreten askerliğe hiç kabul edilmediler. Fransa'da biliyorsunuz meşhur Dreyfus, yüzbaşı Dreyfus meselesi vardır. 1880'lerin hadisesidir. Yani çok sonra artık ben Fransızım diyerek subay olabildiler. Bizim orduda da var böyle. Mesela Çevik Dil, bir isim vereyim size. Selanik Yahudisidir. Osmanlı zamanı subay olacak adamın 7 sülalesini incelerlerdi. Dünyanın her yerinde de böyleydi. Ama sonradan bu gevşedi. Sonradan bu gevşedi. Gevşediği için bizde de Avrupa'da da 19. asırda Yahudi devlet memuru da oldu. Siyasette de yükseldi. Roosevelt, su katıksız Yahudi. İngiltere'de başbakan oldu. Amerika'da reis cumhur oldu. Almanya'da ordu kumandanı oldu. Amiral Schuson. Bizi Alman harbine sokmuş olan, birinci Han harbine sokmuş olan Yavuz zırhlısının kumandanı Amiral Schuson, Yahudi, Osmanlı'yı harbe sokan. Ha bunlar son zamanda, başlangıçta asla ve katla devlet memuru olmuyor. Adam devlet memuru olamıyor, toprakla uğraşamıyor, büyük şehirde yaşıyor. Ne yapacak? Tahsille, ticaretten başka yapacağı iş yok. Düşmanı sahayı daraltmış. Bilhassa orta çağda en anlı şanlı meslek askerlik. Yahudi'yi yakıştıramıyor subaylığı vermeyi. İyi de
Paranın ehemmiyeti bilinmiyor. Tahsilin de, ilmin de, paranın da silah olarak kullanılabileceğini henüz farkında değil Ortaçağ Avrupası. Bununla beraber Yahudi'ye tahditler koyuyorlar. Her çeşit ticareti yapamaz. Süfli işlerle meşgul olur. Eskicilik yapar. Bugün Almanya'da Alman vatandaşı olmayan bir adam bir bakkal dükkanı açacak olsa, bir fırın açacak olsa, bir kasap dükkanı açacak olsa, ondan polis geberbe denilen bir vesika ister. Bu geberbe Yahudilerden kalma bir usuldür. Yahudinin evinin bahçesinde tavuk varsa, tavuk sayısını bile tahdit etmiştir Alman. Şu kadar adetten fazla tavuk besleyemezsin diye. Yapacağı iş için polisten müsaade alacak. Geberme budur. Bu hala devam eden bir şeydir. Ama Yahudi için değil, Müslüman Türkler için. Fakat Yahudi'ye konulmuş olan tahditlerden bakiyedir. Geberme, Yahudi'ye orta çağda konulmuş tahditlerden bakiyedir. Yahudiler eskicilikle işe başladılar. Eskicilikte antika düşer. Bir miras yedi, dedesinden kalmış. Koltuklardan iğrenir, at bunları yahut halıdan at bunları, yeni modern şey alayım der. O antikadır, haberi yoktur. Avrupa müzelerindeki eski ve kıymetli halılar bizim Anadolu'dan çalıp gitmedir. Gelmiştir adam, bir simsar bulmuştur Türk. Ya şu eski halıyla ne uğraşıyorsunuz? Bunu bana verin, ben bu camiye yeni halı döşeyim demiştir. O eski halıyı antika diye şimdi git British Museum'da bulursun. Louvre Müzesi'nde bulursun. Anadolu'dan hep böyle kaçırdılar. Zavallı köylülerde o yeni halıyı 100 defa katlar bir değerde olduğunu kullandıkları halını bilmediler. Bunun en yeni misalini size söyleyeyim. Sultanahmet Hereke'de İstanbul'daki bütün Salatin camilerine tek motifli halı dokuttu ölçüye göre. Benim talebeliğimde Beyazıt Camii'nde bir halı belki 200 metrekare bir parçası sütuna geldiği yerden ayrılır. Lakin motif yan yana geldi birbirini tamamlar. Fatih Camii böyleydi, Süleymaniye böyleydi, Beyazıt böyleydi. O halıların hurdası bugün oraya serilen halıların trilyon katındadır. Ne oldu bilinmez. Onları kaldırdılar, oraya adi boya halılar koydular, güya seccade halı. Yeni, modernleştirdiler. Sen bırak Anadolu'yu, İstanbul'da bile bu ihanet cereyan etti. Daha geçen gün Yeni Cami'nin Hünkar Mahfendi'ndeki çinileri çalındı. Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii'nin çinileri, Rüstem Paşa Camii gibi 10 tane yapar. Yeniden yapar. Onların çoğu çalındı, yerine uydurma çiniler konu. Bu camilerdeki talanın, tarihi eser talanının ayrı bir mevzu olduğunu düşünün ve bunun çok da tafsilatı olduğunu bilin yeter. Ama eskicilik yapan Yahudiler antika eşyalara rastladılar. Kıymetini bilmeyen adamların eline. Yavaş yavaş antikacılığa yükseldiler. Bu asırlar süren bir işti. Antikacılıktan bankerliğe yükseldiler. Çabuk neticeye varmak için kısa söylüyorum. Bankerliğe yükseldiler. Ne hengamda? Avrupa'da sanayi vücuda gelince sanayinin iki derdi vardır. Birisi ham madde,
üç derdi vardı. Birisi ham madde, birisi pazar, birisi finans. Para. Sen bir mal imal eder de satamazsan imalata devam edemezsin. Paran biter. Diyelim buzdolabı imal ediyorsun. Bir ay işçine maaşı yerine bir buzdolabı verirsin. İkinci ay gene sana bir buzdolabı vereyim desen kabul etmez. O para ister, yiyecek ister. O zaman bir yerden para bularak çarkı döndürmen lazım. Satamadığın zaman, satacağın bir zamana kadar ayakta kalmak için çarkı döndürmen lazım. İşte eskicilikten antikacılığa, antikacılıktan sarraflığa, bankerliğe yükselen, sarraflığa evvela yükselen Yahudiler size borç para vereyim dedi. Borç para vermek suretiyle bankanın başlangıcını oluşturdu. Sonra onun milli rengi sarıdır. Altın rengi. Çünkü dünyadaki bütün altınlar senin elinde toplanacaktır diyor Tevrat. Tabii muharref Tevrat. İnsanların elindeki altını kendine celbetmek için dedi ki bu ağırlık yapıyor. Ben bu altını muhafaza edeyim, onu temsil eden sana bir makbuz vereyim. Sen o makbuzu ne zaman getirirsen ben sana altın olarak onu altınla değiştireceğim. Taşıma üzerinde bu ağırlığı. Buradan kağıt para çıktı. Adı nedir? Bankanot. Bankanın notu. Bu kağıt 10 altını temsil eder. Oldu 10 lira. Osmanlı kaime, bak kaime. Yani altın yerine kaim olmuş bir şey. Kağıt paranın adı kaimedir. Bizim köylüler kaime kabı denir de kayme kabı der. Nedir o? Cüzdan. Kaime kabı. Altının yerine kaim olmak üzere bir makbuz icat ettiler. Dolayısıyla altını iddihar etti. Yani kendinde depoladı. Altın senin elinde toplanacak diyor ya. Altını kendi elinde topladı. Altını temsil eden bir kağıt çıkardı. Bu başlangıçta bir lira bir kağıt para bir altını temsil ediyordu. Osmanlı kaimelerinin üzerinde yazar. Hini ibrazında yani al buyur paranı dediği anda bedeli altınla tesviye olunacaktır. Devlet taahhüt ediyor bu kağıdı bana kim getirirse üzerinde bir lira yazan kağıdı. Ben ona bir altın vereceğim taahhüt ediyor. Sonra bu para çıkarma işi devletlere geçtiği zaman devletler çıkardıkları para kadar altın stok etme mecburiyeti kabul edildi beynel minel olarak. Yani bir altının varsa bir liralık kağıt para basarsın. Maksat altın milletin elinde gezmesin diye. Ama bu kağıt para çıktığı zaman da o altın da gene kullanılıyor. Bu inci demir paralar gibi. Ama sen 100 altını temsil etmek üzere bir kağıda 100 lira yazarsın. Bunu taşımak kolay. Ama 100 tane altın cebini deler. Hele o 1000 olursa hiç taşınmaz. Ama bir kağıt taşırsın, devlete getirdiğin zaman sana 1000 lira verir. 1000 altın verir. Demek ki şu taşınma kolaylığı bahane edilerek bu iş başladı. Sonra devlet 1000 liralık altını varsa 10.000 lira bastı. Bir lira kağıt para bir altını temsil ederken onun onda birini temsil etti. Yani enflasyon denilen şey de böyle başladı. Şimdi Amerika dünyaya kabul ettirdi ki bir milletin parasının değerini onun stokladığı dolarla ölçeceğiz. Bunu kabul etti bütün dünya. Süper güç böyle yapıyor. Eskiden Cumhuriyet'in ilk yıllarında da böyleydi. Merkez Bankası'nda stokladığın altın kadar kağıt para basardın. Fazla bastın mı enflasyon olur. Paranın kıymeti altına nazaran değişirdi.
Ben lisede okurken, bak uzağa gitmiyorum, 1950'de bir reşat altını 17 Türk lirasınaydı. Ben doğduğum sene 1933'te bir reşat altını 4 ila 5 liraya alınıyordu. 50'de bu 17 liraya çıktı. Üniversite talebesiydim, bir arkadaşımız altın alır, yükseldikçe satardı. 35 liraydı reşat altını. 54-55 yıllarında. Şimdi 120 milyon mu, 130 milyon mu ne oldu? Ha bu arada devletin, vatandaşların hırsızlığıdır bu. Esas manası budur. Çünkü senin 1 lira diye çıkardığın şey ben sana verdim mi, sen bana bir altın vermen lazım. Halbuki 120 milyon, 130 milyon lira verirsen sonra bana bir altın veriyorsun. Bu zamanla bu hale geldi. Bırak altını şimdi. Amerika bir kağıdın üzerine 100 yazar 100. 1000 yazar 1000. 5 kuruşluk kağıt. 5 kuruşluk kağıt 100 dolar oldu. Kimse de ona sormaz. Senin karşılığın ne? Dolarının karşılığı ne? İtibar. Ve bunu o kadar Amerika suistimal etti ki şimdi size bahis değiştirmek için buradaki hileyi anlatmak, tafsil etmek istemiyorum. Amerika'nın 300 milyonluk Amerika'nın devletiyle, hükümetiyle, halkıyla elinde bulundurduğu paranın, doların 100 katı Amerika haricinde var. 100 katı, mübalağa etmiyorum. Bugün Merkez Bankası'nda 50 milyar dolara yükseldi. Türk lirasının değer artışının sebebi budur. Stok. Bizimse 300 milyar dolar borcumuz var. Buna faiz ödüyoruz. Şu doların kuluçka yumurtası gibi üzerine oturacağımıza bunun borcumuzu ödeyelim, elsin borcumuz 250 milyara desen senin paran bir anda lahana yaprağına döner dünya piyasasında. Çünkü senin paran değerinin teminatı o Merkez Bankası'ndaki dolar, onun üzerinde kuluçka gibi oturacaksın. O hiç kullanılmaz. Evet azalır çoğalır ama yok edemezsin onu. O azalıp çoğalmaya göre de senin paranın değeri iner çıkar. Borsa denilen hadiseyi icat eden meşhur Yahudi zengini Rothschild'dir. Anlatacağım size niye yapmış. Yahudinin mahiyetini bilmeyen, inancını bilmeyen, siyasetini bilmeyen, amalinden haberi olmayan bir devlet adamı, Hotanto vahşilerine idareci olsa bile o ülkeyi düzgün idare edemez. Yahudinin doğru bilinmesi bu kadar ehemmiyetlidir. Çünkü beynel minel siyaset arenasında olup biten hadiselerin hepsinin altında, kökünde Yahudi amali siyasiyesi vardır. Yahudi parmağı vardır. Onun için sizin bu sene dinleyeceğiniz derslerin en ehemmiyetlisi bu Yahudi meselesidir. Ben size Yahudi tarihini uzun uzun anlatmışım. Bir şey ifade etmez. Ama Yahudi karakterini, o karakterin dünya tarihinde de bizim tarihimizde ehemmiyetli olarak icra ettiği ihanetleri tanıtırsam, işlerin hangi müessirler dolayısıyla şu veya bu istikamette ilerlediğini anlarsın. Osmanlı'yı yıkan Yahudi, Rusya'yı yıkan, komünizmi getiren Yahudi, komünizmi yıkan Yahudi, Amerika'yı yıkacak olan Yahudi, Avrupa Birliği'ni yıkacak olan Yahudi, Çin'i yükseltecek olan Yahudi, tüm Fransız ihtilalini yapmış olan Yahudi, Roma'yı yakmış olan Yahudi. Neden? Yahudinin karakterini bileceksin. Gayesini bileceksin ki bunları anlayasın. Gelecekte ne yapabileceklerini, ne yapmak düşüncelerini de kavrayacaksın. Demek ki bu sene göreceğiniz derslerin en ehemmiyetlisi budur. Can kulağıyla dinleyin.
Ben bahsi uzatmamak için bu dolar meselesini daha fazla tafsil etmek istemiyorum. Ama şunu bilin ki Aksaray'daki bir bankadan Beyazıt'taki bir bankaya 10 bin doların üstünde bir para nakli yapılsa, 10 bin dolarım var Aksaray'da bir bankada, Beyazıt'taki şubeye nakletsen, o kayden Amerika'ya gider, Amerika'dan Beyazıt'a gelir. Bunu bilin, size yeter. Evet, avukatı Yahya Demirel'e diyor ki, arkadaş ben senin avukatınım, bana niye doğru konuşmuyorsun? Amerika'ya şu kadar milyon dolar göndermişsin, bunu bana söylemiyorsun. O da dövünüyor, hayır ben böyle bir şey yapmadım diyor. Hayır yaptın, yapmadın. Sonra anlıyorlar ki para Amerika'ya gitmiş değil, kayden gitmiş. Bunun manası şu, Yahya Demirel bu kadar büyük hırsızlık yapmış, şu Amerika'nın icraatını bilmiyor. O avukat da bilmiyormuş. Öğrendi. 10 bin doların üstündeki her para hareketini Amerika bilir. Şu anda düğmeye bassa, şu Üsküdar'daki falan bankada kaç dolar var, Amerika bunun cevabını verir. 10 bin doların altı hariç. Haize emniyet değil. Türkiye Merkez Bankası'nda kaç dolar var ilan etmesine gerek yok. Düğmeye bastığın zaman bilir. Çünkü her hareket önce oraya gidiyor. Dünya bunu kabul etmiş. Siz buradan bir netice çıkarın. Dünya nasıl? Müstakilim, bayrağım var, marşım var. Bu mezar taşıyla övünmeye benziyor. Senin istiklalin ne ifade ediyor konuşacağız. Evet, bu kadar dünyaya hakimdir. Bunu yapan Yahudidir. Sonra bu bahse döneriz. Birinci netice, faizciliği işletmiş, malını satamayan ve finans sıkıntısıyla karşı karşıya olan sanayi inkılabının vücut bulmasıyla müteşebbise faizle borç para vermiş. Ve dünyaya faizciliği yaymış olan bir millet. Şimdi şu faizle ilgili kendi tarihimizden bir misal vereyim size. Osmanlı'nın en ihtişamlı zamanı Kanuni devri. Kanuni devrinde Türkiye'ye bir Yahudi gelir. Adı Yasef Nassi'dir. Bakın efendiler, biz daha evvel de size söyledim. Superiority kompleksten çok zarar görmüş bir milletiz. Superiority kompleks demek üstünlük duygusu demek. Düşmanı hor ve hakir görmek, ehemmiyetsiz telakki etmek demektir. Cesur ve kabadayı bir adam düşmanı küçümser. Korkak bir adam her kıpırdayan yaprağın arkasından bir tehlike zuhur edeceğini düşünür. Biz o cesur kabadayı gibiydik. Bize tarih boyunca kazık atmış adamlar kimdirler, ne yaptılar? Üzerinden asırlar geçtiği halde hiçbir Türk ve Müslüman evladı oturup da bunlara kafa yorup da ehemmiyet verip de ortaya çıkarmış değildir. Rica ederim. Yasef Nassi denilen adam ne yapmış? Bugüne kadar bir kitap, bir makale görmüş adam varsa el kaldırsın. Yani bir iki makale çıktı son zamanda Solcuların Tarih Dergisi'nde. Halbuki bu adam gizli bankacılığı Türkiye'ye getiren adam. Galata faiz düzenini kuran adam. Bu adam Yahudi, oturacağı evi satın almaz. Parayı efekt olarak kullanır. Yahudi'yi yükselten bir diğer faktör de budur. Kendisini gittiği yerde güvensiz hissettiği için parasını mala, mülke, gayrimenkule yatırmaz. Çünkü bir tehlike zuhur ederse
mal varlığını bir gecede bir torbaya doldurup kaçabilmelidir. O para evde, apartmanda, tarlada olsa onu tasfiye etmek çabucak olmaz. Uzun sürer. Kendini güvensiz hissettiği için işte o Yahudi düşmanlığı 1968 senesine kadar. Size anlatacağım Hristiyanlar nasıl teslim aldılar, orada göreceksiniz. Her Katolik kilisesinde, her pazar günü Yahudi'ye telin duası okunmuştur. Katolik kilisesinin ihtisasından 1968'e kadar, 68'de niye kalktı sonra anlatırım size. Yahudi'ye böyle umumi bir nefret mevcut olan bir yerde Yahudi kendini güvende hissetmediği için parasını efektif, nakit tutmak ihtiyacındadır. Bir gecede torbaya doldurup kaçabilsin diye. Piyasa hareketlerine müessir olan nakittir. Sen ucuz bir mal bulsan, o malı 50 defa alacak kadar mali varlığın olsa, ama o varlık gayrimenkulde olsa, o fırsatı kaçırırsın. Ama cebinde nakit para olsa, ver al, dakikasında işi bitirirsin. İşte Yahudi servetini şu güvensizlikten dolayı, akıllılıktan dolayı değil, dikkat edin. Size dedim ki düşmanlarının onlara muamelesi onların yükselmesine sebep olmuştur. Bu umumi nefretten dolayı küçük yerde oturamadı. Büyük şehirde oturdu. Büyük şehir ona büyük tahsil ve büyük ticaret imkanı verdi. Bu umumi nefretten dolayı gayrimenkul edinmedi. Parasını nakit olarak tuttu. Piyasa hareketlerine müessiriyeti, hatta siyasete müessiriyeti de para sayesinde temin etti. Böylece parayı silah olarak kullanmayı dünyada ilk beceren millet Yahudi oldu. Bunu hadiseler icbar etti. Akılla bulmuş değildir. Yahudi senden akıllı değil, başarısına bakıp da ama bunlar ne akıllı adam veya Peyami Zaba gibi alem bunları kıskanıyor deme. Kıskanılacak bir şey yok. Fazileti kıskan, gıpta et. İnsanlığı kıskan. O kadar insanlık düşmanı, adi, Allah'ı bile kendi kavmine tahsis eden bir milletin nesini kıskanacaksın? Kefere-i fecere diye senin ecdadın onu hakir görmüş. Ama o hakir görmenin arkasında atladığı bir şey var. Ne kazık yediğine dikkat etmedi. Bak o Yasef Nassi, Yahudiler mülk almadığı halde Kanlıca'da bir yalı sahibidir. Yalı sahibidir, dikkat edin. Yalısına kanuni teşrif eder. Padişah hanesine geliyor. Düşünebiliyor musun? Ha, kanuni onu Hristiyanlık alemine karşı İspanya Yahudilerindendir çünkü. Casus olarak kullanıyor. O daha evvel Hristiyan olmuş yalandan. Türkiye'ye geldikten sonra tekrar Museviliğe dönmüş. Ama saraya nasıl nüfuz etmiş ki? Kanuni'nin oğlu Sarı Selim'in hanımı bunun kızıdır. Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan Yasef Nasir'in kızıdır. Acaba bu gizli faizcilik nasıl teşekkül etti diye inceleyip de birisi Yasef Nasir'in faaliyetlerini ortaya koymuş değildir. Bu düşmanı küçümsemektir. Bu yediği kazığı hakkıyla tahlil edip kavrayıp tedbir alma şansını selbeden bir zaaftır. Bunun gibi tarihimizde çok misaller var. Osmanlı Devleti'nin akıl hocalığı yapan Koçu Bey'dir. Koçu Bey Risalesi diye meşhurdur. Bana Koçu Bey hakkında bir kitap görmüş olan varsa söylesin. Yoktur. Bir makale görmüş olan varsa söylesin. Yoktur. Bir ansiklopedide iki satır yazı ya vardır ya yoktur. Kim bu Koçu Bey? Kardeşi Rusya'da akıl hocası. Kendisi Osmanlı sahibi. Yahu aptallığa daha devam etmeyelim. Bu tarih bizim tarihimiz. Bunun üzerine hassasiyetle, dikkatle, bunun karı da zararı da bizim.
Saffet Lütfi Tozan diye bir adam 64 senesinde vefat etti. İngiliz kral veya kraliçesiyle randevusuz görüşmek selahiyetine ait 5 casustan biri bana Saffet Lütfi Tozan hakkında bir makale okudum diyen varsa beri gelsin. Ne yapmış bu adam? Harbi umumide. Belgrad'da idama mahkum olmuş. İngiliz kralı onu kurtarmış. Sizin biriniz idama mahkum olsanız İngilizler duymaz bile. Kim bu adam? Ne yapmış? Ölümünden birkaç ay evvel Göstermelik Hürriyet Gazetesi'ne 15 gün bir röportaj yapmışlar, bir şeyler anlatmış. Suya tirip. Bir Türk çocuğu çıkıp kim bu adam? Mustafa Kemal'in gününde Mustafa Kemal'den daha dirayetli bir adam. Bu iktidarı nereden alıyor? Mason mu? İngiliz mi? Kim? Adını bile ilk duyuyorsunuz. Ben size böyle 10 kişi 15 kişi sayarım. Artık bu milletin evlatları gözlerini açmalı, düşmanını tanımalı. Bu tanı işte bir numara Yahudidir. Nasıl bir millettir bu? Hele gelip Filistin'e yerleştikten sonra Türkiye'nin geleceği bakımından, Amerika'dan, dünyadaki her milletten daha emniyetli olarak bizim Yahudi'yi tanımaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğine darbe vurursa Yahudi vuracak. Amerikan eliyle vurur, İngiliz eliyle vurur, Fransız eliyle vurur, Çin eliyle vurur, kimin eliyle vurursa vurur. Arkasında Yahudi vardır. Başınıza gelen belaların hepsinin arkasında Yahudinin eli vardır. Yahu Türkiye istibdat içinde yüzüyormuş da onu istibdattan kurtarmak için bir hareket lazım gelmiş. Hareket ordusu diye bir ordu gelmiş İstanbul'a. Düşünün bu ordu niye Konya'dan gelmedi? Niye Kayseri'den gelmedi? Niye Trabzon'dan gelmedi de Selanik'ten geldi? Şunu düşünseniz size yeter. Şunun üzerine gidin. Niye Selanik'ten geldi bu ordu? Türkiye'yi kurtaracak ordu Selanik'ten geldi. Yahudilere mi kaldı Türkleri kurtarmak istibdattan? Niye Sultanahmet tahttan indirildi de bir ara geldi Beylerbeyi Sarayı'nda oturdu. Ne mahsur oldu hiç? Niye Selanik'e götürüldü de Alaaddinli biraderlerin evine hapsedildi? Başka köşk mü yoktu Selanik'e göre? Niye Selanik'e de Konya'ya değil, Trabzon'a değil, Bursa'ya değil? Bunları inceleyip, araştırıp, kavramak mecburiyetindesiniz. Bir el bize bir oyun oynuyor. Oyun bitmemiş, devam ediyor, oyunun içindeyiz. Hiç olmazsa sahnede cereyan eden safahatını bilelim de edecek olanı da bir tiyatro yarıya geldi mi ya şu öldürülecek herhalde dersin. Bir tahmin yürütme şansın olsun. Evveliyatını bilmezsen tahmin yürütme şansın da olmaz. Evet. Demek ki ikinci şansları, paralarını bulundukları yerlerde emniyette hissetmedikleri için kendilerini efektif muhafaza etmeleri. Bu da bankerliği, bu da faizciliği doğurdu, bu da oturdukları yerde milletlerin kanını emmelerine sebep oldu. Bu kan emmenin bugün biz en dehşetli bir safhasını yaşıyoruz. Bütçemiz 50 milyar dolar. Borcumuz 300 milyar dolar. Efendiler bir ülkede bütçenin %20'sini borç aştığı zaman tehlike çanları çalar. Tehlike çanları. Bütçenin 6 katı borçlanmışsın. Yalnız şu 2005 yılında 35 milyar dolar borç ödeyeceksin. 35 milyar dolar borç ödemeye mukabil asgari 15 milyar dolar ithalatla ihracat arasında açık. Gümrük Birliği belasından dolayı.
Gavurun malının ucuz girmesinden dolayı. Sağlam bir iktidar gelse tan suyu asması lazım. Bayram yaptı, mümahiş yaptı, gümrük birliğine bizi kabul ettiler diye. Biz onların gümrük birliğini kabul ettik diye onlar bayram yapması lazımdı. Aptal düşünemedik ki hangi üyelerini üye yapmadan gümrük birliğini ona dayattılar ki? Biz Avrupa Birliği'ne dahil devletlerin en imtiyazlısı mıyız? Kimseye vermedikleri bir şey bize veriyorlar diye adam olan düşünmez mi? Bu Türkiye'nin lehine bir şey olsa, yani gümrük birliğine üye olmadan girmek bir devletin lehine olsaydı, o Hristiyan devletleri almadan evvel bu hakkı onlara tanırlardı. Kimseye tanımadığı hakkı sana niye tanıyor? Bu senin aleyhine ki tanıyor. Lehine olsa bunu sana vermez. Aptallar bunu bile görmediler. 300 milyar dolar borcun 80 milyarı gümrük birliğinin neticesi. Bundan sonra da 10 ila 15 milyar her sene biraz daha artıyor. 4 tane ampul fabrikası kapandı. Rekabete muhafaza tahammül edemedi. Kim bilir daha neler. Evet, sen şimdi 70 milyon adam çalışıyorsun, fukara, asgari ücret sahibi adam bile devlete vergi veriyor. Bu vergilerin mecmuu bu 300 milyar doların faizine yetmiyor. Bu ne demektir? Senin 70 milyonluk insan olarak devletine ödediğin vergi yol yapılmak için, kalkınma yapılmak için kullanacakken Yahudi bankerin cebine gidiyor. Niye Yahudi bankerin? Sana bu krediyi Dünya Bankası veriyor. Dünya Bankası veriyor. Onun bir karargahı var, IMF. O IMF'nin yaptığı iş sana kredi veren bankerin ticaretine zarar vermeyecek bir yerde bu parayı kullanmandır. Sen aldığın krediyle gübre fabrikası yapmak istersen, o adam senede 2 milyar dolarlık gübre satıyorsa Türkiye'ye, sana diyor ki bu gübre fabrikası yapmak için istediğin krediyi vermem. Niye? Rantabl değildir. Kar sağlamaz. Bahanesi kolay. Ne işe sarf edeceğini söyleyeceksin, ona göre vereceğim. Size bunun tarihten bir örneği vereyim. Rumeli dahilinde demiryolu yap, fabrika yap, imar yap, yol aç, ne yaparsan yap. Avrupalı şık diye kredi veriyordu. Anadolu'da yapmaya sıra geldi mi yok diyor. Çünkü Rumeli'ye elini alıp bizi elimizden almaya gözüne koymuş, oraya yapılan yardıma kredi veriyordu. Anadolu'ya vermiş. Şimdi daha dakik bir surette işi tetkik ediyoruz. Sen bu alacağın parayla ne yapacaksın? Ola ki Türkiye mal satan bir bankerin alışverişine zarar verecek bir yatırım yaparsın. Krediyi vermiyor. IMF bunun için kurulmuş. Seni kontrol ediyor verdiği parayı nereye? Bu düğün umumiyeden daha dehşet bir iştir. Düğüm umumiye sadece alacağının peşinde buraya gelmiş. Bunlar alacağının peşinde değil. Bunlar verdiği parayı nereye yatıracağını kontrol ediyor. Ve istemediği şeye yatırım yaptırmıyor sana. Onun parasını veriyor. Dolayısıyla senin ekonomini kontrol altında tutuyor. Bundan 30 sene evvel Avrupa Birliği yeni başladığı hengamda bir makale geçti elime. İngiliz diyor ki, siz Türkiye'yi aranızda almak istemiyorsunuz. Ama aranızda almadığınız takdirde o sizin kontrolünüz dışında bir kalkınma yapar. Sonra baş edemezsiniz. Aynen Japonya gibi olur ama Japonya uzattı. Onun mahsuru az oldu. Türkiye burnumuzun dibindedir. Bizim insanımız Türkiye'ye çalışmaya gider.
Alın bu ortak pazara Türkiye'yi de kalkınmasını kontrol altına almış olursunuz. Bu aklı veriyor. Geçen hafta size Sami Cohen'in Manchester Guardian'da bizi Avrupa'ya nasıl gammazladığını anlattım. Bak bu da bir akıl. Onun için almayacağız demiyorlar. Ümit vererek kapıda bekletiyorlar. Onun da başka sebebi var. Bir derse Avrupa ortak pazarı yahut Avrupa Birliği için yapacağız. Orada bunun detayını göreceksiniz. Ama IMF Yahudi sermayesinin Yahudi aleyhine kullanılmasını engellemek için Türkiye'dedir. Bunu bilin. Esas sebep bu. Demek ki Yahudinin ikinci yükseliş sebebi kendisini bulunduğu yerde korkak hissetmesi, bunun neticesi olarak parasını efektif muhafaza etmesidir. Peki şu şartlar muvaciyesinde Yahudi bu göçmen hayatı esnasında ne yapmıştır? Üç şeyi silah olarak kullanmak suretiyle dünya hakimiyeti tesis etmiştir. Edecek demiyorum, dikkat edin. Dünya hakimiyeti tesis etmiştir. Bu görünmeyen bir hakimiyettir. Şuraya bir Amerikan dergisi getirdim. Masonlar arasında caridir. Harice çıkmaz. The Empire of the Government of Mason. Yani Dünya Mason İmparatorluğu derginin adı. Derginin adı Dünya Hakimiyeti, bak. Dünya İmparatorluğu. Bunu adam dergisinin adına koyuyor ve Masonlar arasında gidip gelen bir dergidir o. Bir örnek getirdim orada, bakın. Empire of the States of Mason, Mason. Ha bu olmuş. Bu olan şeyin içinden biz nasıl çıkacağız? Biz batık bir gemide kavga ediyoruz. Türk milleti olarak da batmışız, Müslümanlık olarak da batmışız. Denizin dibinde bu kavga. Ama ben hiç ümitsiz değilim. Onların sonu geldi, anlatacağım. Ve delillendireceğim. Sohbette bunu göreceksiniz. Bu söz sizi ümitsizliğe sevk etmez. Onlar yolun sonundadırlar. Biz de yolun başındayız. Kader onların aleyhine işleyecek bundan sonra. Ve işlemektedir. Bu daha sonraki bir ders. Demek ki şu suretle üç silah kullandılar insanlığa karşı. Birinci silahları para. Devletlere borç verdiler, istediklerini yaptırdılar. İkinci silahları ilim, felsefeyi kullandılar. Bütün sapık felsefi sistemlerin vaazı Yahudi filozoflardır. Ama ne gariptir ki o Yahudi filozofların görüşüne iltifat eden bir Yahudi yoktur. Bu görüşler başka milletleri ifsad için kullanılmıştır. Freud bir Yahudidir. Ahlakı sukut ettiren adam. Libido denilen cinsiyet sevki tabiisiyle fert ve cemiyet hayatının tamamını izah eden bir melun. Marx bir Yahudidir. Komünizmi dünyanın başına musallat etmiş olan. Lenin bile babadan Tatar'dır maalesef. Anadan Yahudidir. Biliyorsunuz onların inançlarında sülale anadan devam eder. Yahudi bir kadının doğurduğu Yahudidir. Babası kim olursa olsun. Binaenaleyh Yahudilere göre Lenin de bir Yahudidir. Engels bir Yahudidir. Darwin bir Yahudidir. Say sayabildiğin kadar. Bütün sapık görüşler Yahudi icadıdır. Ziya Gökalp'le Türkiye'ye girmiş ve dinin bütün metafizik gerçeklerinin reddine sebep olmuş
Dürkheim sosyolojisinin banisi Dürkheim bir Alman Yahudisidir. Sabahattin Bey'in temsil ettiği Le Play sosyolojisinin banisi Le Play Fransız görünür Yahudidir. Kimi kurcalasan ki yanlış bir görüş, insanlığı alçaltan, ifsad eden bir görüş sahibidir, altından bir Yahudi çıkar. Bunlar ilmi silah olarak kullandılar. Ve halen de kullanmaktadırlar. Bütün materyalist görüşler Yahudi menşeli. Bu uzun bir bahis. Yalnız bu bir konuşmayı alacak bir iştir. Ama üçüncü bir silahları var. Zamanımızda ve hasreten Türkiye'de çok ehemmiyet taşır. Bu da gıdadır. Gıdayı da insanlığı ifsad için bir silah olarak kullanıyorlar. Bu nereden çıktı? Size dedim ki başkasının elindeki malları onlar hukuken kendilerine ait kabul ediyorlar. Başkalarının elinde gasp edilmiş olarak bulunduğuna inanıyorlar. Ve onu ne suretle olursa olsun geri almayı kendileri için bir hak olarak görüyorlar. Bu telakki kara borsayı meşrulaştıran bir telakkidir. Kara borsaya en müsait meta ise gıdadır. Çünkü herhangi bir malı insanları kazıklamak için iddihar ederek yani gömerek, saklayarak pahalandırmak isterseniz bunda gıdada olduğu kadar başarılı olamazsınız. Kumaşı pahalatsanız insanlar bir sene elbiseyi, yeni elbise almadan durabilir. Ama eti, ekmeği, sütü, peyniri pahalatırsanız buna kimse öyle bir sene değil, bir ay bile dayanamaz. Ucuz, pahalı, harp olur, darp olur, boğaz durmaz, alacak. Onun için kara borsaya en müsait meta gıdadır. Bundan dolayı bütün dünyada gıda ticaretinin birinci elleri Yahudidirler. Efendim sen mahalledeki bakkalı görürsün Türktür, Kürttür, Rumdur. Ama Ünilever Yahudidir. Margarini bütün Türkiye'ye satıyor. Ünilever Hollanda Yahudisidir. Size bir misal veriyorum bak. Bir bakkalın sattığı margarinin trilyon katını o imal edip satıyor. Türkiye'de doğum kontrolü için Rockefeller Vakfı, dünyadaki en büyük Yahudi vakfıdır. 2 milyar dolar sarf ediyor. 2 milyar dolar Türkiye'nin nüfusu artmasın diye İsrail'e karşıdır. Bu hareketi Rockefeller finanse ediyordu. Ben ilan ettim Almanya'da müteaddit konferansta. Felç aşısı diye yapılan aşılar kısırlaştırma aşısıdır. Türk milletinin nüfus dinamizminde Yahudi korkuyor. Bak o günden bugüne 24% olan artışımız 12%'ye düşmüştü. Yarı yarıya nüfus artışımızı azalttılar. Doğumcu doktorlara, doğum müteassisi doktorlara Rockefeller Vakfı'ndan çek gelir. Ameliyatı sezeryen yapsınlar diye. O da gizli bir doğum kontrolüdür. Yarın çocuğunuz olacağı zaman bilmediğiniz bir doğum doktoruna gitmeyin. Sizi son dakikaya kadar oyalar. Bizim idare heyetinde Ömer Gökalp diye bir arkadaşımız var. Onun başına geldi. Son güne kadar her şey normal, normal, normal. Geldi hastaneye çocuk ters duruyor. Biz görememişiz. Ulan bunun fotoğrafı bile çekiliyor ultrasonda. Nasıl görememişim? Sezeryan olmadan olmaz. Nereye gitsin o dakika? Ağrı bastırmış. Sezeryandan 2 çocuk olur. 3. yok. Arkadaşımızın başına geldi. Ha, şimdi bunu böyle işa edince yaydık. Bantlar geldi Anadolu'da dinlendi. Rockefeller çekildi.
Unilever sponsor oldu bu harekete. Yani isim değişti ama müessir değişmedi. Unilever'in Yahudi olduğunu Türkiye'de kaç kişi biliyor? Bu Hollanda Yahudisi. Rockefeller en büyük Yahudi zengini olduğunu herkes biliyordu. Rockefeller 83'te Kenan Evren'in direktifiyle, nezaretiyle umumi bir felç aşısı kampanyası yapıldı. Kenan Evren'i Türkiye'ye geldi, tebrik etti Rockefeller'in kendisi. Ama bu aşılarda, kullanılan aşıyı da, aleti edevatı da, artanını geri aldılar. Nazar dikkatinizi celbederim. O harekette çalışmış bir doktor tanıdığınız varsa sorunuz. Amerika'dan buraya gelmişken bir aşı aletini geri almaya ne gerek duydu? Artan aşıyı geri almaya niye gerek duydu? Delili yok etti. Bir adam cinayet işledi mi? Cesedin kaçıracak yer arar. Örtmek istiyorsa işi. Aynen cinayet suçlusu gibi delili yok etmeye çalış. Şimdi ünlüle ver. Bakın size iddia ediyorum. Dünyada margarin imalatçıları ya Yahudidir ya Yahudi ortağıdır. Efendim Ülker margarin imal ediyor. Kurcalı altını Yahudi ile ortaktır. Değilse batırır. Coca-Cola da Yahudi ile ortaktır. Evet iddia ediyorum Ülker Coca-Cola da Yahudi ile ortaktır. Çıkarsın sertifikasını, değilim desin. Yaptırmazlar sizi, mahvederler. Hem öldürürler hem batırırlar. Çok basittir. O Kıbrıslı adam neydi? Nasıl batırdılar, nasıl ipini çektiler? Asil Nadir'i. Bir günde batırırlar. Bunlar yolları var, anlatırım size başka misaller üzerinde. Biraz bahsi ilerletmek istiyorum. Sen Yahudi ile ortak olmadan Coca-Cola Türk'a çıkaramazsın. Bu kolanın her çeşidi İslam nazarında haramdır. Neden? Eser miktar içinde eroin bulunduğu Zaman gazetesinde tahlilli neşredildi, orada görüldü. Alışkanlık yapar. Bir Coca-Cola dediğiniz melaneti çiğ etin üzerine dökün de seyredin. Mide hastalıklarının iki müessiri vardır. Birisi margarinler, hidrojenle dondurulmuş yağlar. Aynı zamanda kalp hastalığının birinci sebebidir. Eskiden bu kadar kalp hastalığı mı vardı? Likit yağlarda hiçbir mahsur yoktur. Mısır özü yağı, çiçek yağı ye, likit. Hidrojenle dondurulduktan sonra eve sokma. Bu Yahudi silahıdır kalp hastalığı için. Coca-Cola'da mide hastalıklarının ülserin birinci sebebidir. Birinci sebebidir. Üstelik içinde eser miktar uyuşturucu olduğu için de haramdır. Çoğu haram olanın azı da haramdır çünkü. Diğer taraftan dünyada umumi bir kaidedir. Bir gıdanın neden imal edildiği üzerinde yazılır. Coca-Cola'nın formülü gizlidir. Bunu tüketen insan bunun neden imal edildiğini bilemeyecek. Bu insanlık hakkıdır. Ama amili Yahudi olunca insanlık hiçtir. Hepsini İstanbul kağıdı gibi devirir geçer. Aynı işi Emil Katör'le yapmaktadır. Nasıl gıdayı silah olarak kullanma fikri doğdu onu anlatayım size. Gıda kara borsaya müsait olduğu için Yahudi tarafından baş ticaret mevzu olarak seçilmiştir dedim. Lakin batıda sanayi inkılabı olup da insanların gezerek, tozarak, uzun zaman harcayarak alışveriş yapma şansları kalmayınca ne yapalım ki? Bu insanlar haftada bir, 15 günde bir, ayda bir alışveriş yapsın. Ama aldığı gıdalar da bozulmasın. Tazeliğini muhafaza etsin.
çaresi nedir? Düşündüler. Laboratuvarlar kurdular. Bayatlamayı önleyici katkı maddeleri icat ettiler. Bunlara Almanca eminkatör, İngilizce emin süfer deniyor. Ama bu maddeler nedir? Gene Yahudi olduğu işin içinde bunları rakamla ifade ettiler. Herhangi bir mesela ülkenin bir çikolatasını alırsın. Üstünde E nokta bir rakam yazar. Bu E eminkatör veya emin süper demektir. Lakin bu rakam neyi temsil eder? Bu numaralı eminkatör neleri ihtiva eder? Bunu kimse bilmez. Peki ama bu benim için iki noktayı nazardan fevkalade ehemmiyetlidir. Biri haram ve helal noktayı nazarında. İkincisi de sağlık noktayı nazarında. Yeryüzünde o sistem İslam'dır ki gıda rejimi koymuştur ilk defa ortaya. Şu helaldir, bu haramdır. Bunların hep hikmeti vardır. Hikmeti teşri diye bir ilim var. İlk İmam-ı Şafii eser telif etmiş. Ama Hanefi fukası çok kafa yormuş bu ilme. Hikmeti teşri. Şeriatın bir kaidesi neden konulmuş? Niye abdest alırken elini böyle yıkamıyorsun da böyle çalışsın? Orada bir iz vardır. O abdestendir. Eğer böyle abdest alırsan o birikmez. Doktorlar da ellerini böyle yıkarlar. Bu ilmi bilgiyledir. Öbürü ilahi bilgiyledir. Peygamber bugünkü müsbet ilimleri biliyor değildi elbette. Zamanın ilmini biliyordu. Ama Allah'ın bildirmesiyle bu zamanda aşan, gelecek zamanda aşan bilgiye sahip. Onun için bir mektebe oldu ki müdavim Allah idizatına muallim diyor Ziya Paşa. Ha, kolu şöyle yıkamakla böyle yıkamak arasında bir fark var. Bir sebep var. Hiçbir şer'i kaide sebepsiz değil. Bir çocuğun sünnet olması da böyledir. Ezan mı? Yok. Sünnetle kesilip atılan deri koboylara tecrübe için yedirilmiştir. %90 nispetinde kanser olmuş. Yahudilerle Müslümanlarda, erkeklerde kanser nispeti dünyada en az seviyededir. Bunun sebebi sünnettir. Bununla ilgili de tarihi bir vakı var ama anlatırsam uzun gider. Kemal Paşa yasak etmek istiyordu sünneti. İki Alman arkeoloğu Ayasofya'da freskleri çıkarmakla meşgul olan Alman arkeoloğu bu sözleri söyleyince geri çektiler kanunu 1931'de. Sünneti yasak edeceklerdi. Meclise kanun gelmişti. Şimdi gıda rejimini Cenab-ı Allah şu haram bu helal sebepsiz kılmamış. Mesela bir domuz etinin tahrim edilişini alsanız ele görürsünüz ne hikmetler. Gıda karaktere tesir eder. Fizyolojiye tesir eder. Bir adam çok değil bir iki sene her gün tavuk kessin. Uyurken öksür yanında uyanır. Tavuk dalda yatar. En sığ uykuyu hayvanlarda tavuk uyur. Tavuk etiyle beslenen bir adam derhal uyanır. Onun fizyolojisine tesir eder. Osmanlı zamanı posta müvezzileri Tatar'dı. Bunun sebebi Tatarların at eti yemesidir. At gibi yola mukavimdirler. Gıdanın karaktere tesiri üzerinde söylenecek söz çok. Ama şu sebeple İslamiyet şu haram bu helal demiş. Bunun kimi psikolojik, ruhi, kimi bedeni mahsurlarından dolayıdır. İsterseniz onunla ilgili de bir ders yaparız. Bu mevzu harici. İşte Yahudi eminkatör denilen şeyle insanların sağlığıyla ve psikolojik
psikolojisiyle oynamaktadır. Bu ihanetin, bu Emin Katör ihanetinin Avrupa'da temerküz noktası Almanya'dır. Hitler Almanya'sından intikam almak için Alman milletini Yahudi gıda ile yok etmektedir. Gıda ile nasıl yok edilir? Bakın, askerlerde cinsi temayil dumura uğrasın diye, ilimde ayıp yoktur efendiler, gerçeği öğrenin, hayatın gerçeğinde var olan şey öğrenilmelidir. Askerin yemeğine şap katarlar. Askerin yemeğine bu şap katılmasa askerler birbirlerini düzmeye kalkarlar. Cinsi temayülü kırar. Medreseliler ıhlamur içerlerdi. Ihlamur da cinsi temayülü kırar. Bu madde cinsi temayül psikolojik ve bedeni. Bak o madde, o şap, o bedenin tabii insiyaklarına tesir ediyor. Bu azaltıyor. Başka bir maddede çoğaltır. Onları söylemeyeyim. Ama şu tesir bununla sabit. Şu tesir bununla sabit. Bu demektir ki o gıda kendinden ibaret kalmıyor. Girdiği vücutta ruhuna ve karakterine tesir ediyor. Almanya'nın birleşmeden sonraki Almanya'yı konuşmuyorum. Benim bilgilerim hep sadece batıya. Batı Almanya'ya. 17 milyon insan geldi doğudan. Serseri, ayyaş, çalışmaz. Onlar hesaba katma, daha beterdiler. 48 milyon kayıtlı köpeği var. Ben 91'de Almanya'dan ayrıldım. 91'in istatistiğini söylüyorum. 48 milyon köpek. Bir köpeğin 200 mark asgari masrafı var. İki köpeği olan aile de vardır. İki köpeği olan ailedir. Çünkü Batı Alman 55 milyondu. Belki şimdi 50. Yani 55 milyon her fert bir aile değil ki. En azından iki kişi kabul etsen aileyi. 48 milyon demek çoğunla birden fazla köpek var demek. Üç taşıyan var. Ama bir köpeğin aylık masrafı asgari 200 marktır. Senin gibi kapıdaki artıklarla köpek beslemez. Köpek maması bir sanayidir orada. Yarışan 15-20 tane konserve açar, tabağı yedirir. Köpeğe de evin içinde bakarlar. Evin içinde. Alman karıları köpekle düzüşürler. Söyleyecek neler var ama bahis değişir. 48 milyon köpeğe sigortalamak mecburiyetindedir. 48 milyon köpek bakıyor, onu besliyor, yiyeceğini parayla alıyor, sigorta parasını yatırıyor. Sigortasız bir kedi bile besleyemezsin Almanya'da. Cezası vardır. Yasaktır, zaten bulamazsın aldığın yerden gördüğü her yerde senden sertifika isterler. Nüfus kağıdı vardır hayvanlar. Güzel. Bir çocuk yapsa, bir Alman karısı. Bir çocuk yapsa. Bu çocuk için 10 bin mark kilise kendisine verir. 6 bin mark devlet verir. Doğumdan evvel. Doğumdan sonra bu çocuk tahsil yaparsa tahsili bitene kadar. Tahsil yapmazsa 18 yaşına kadar ayda 50 mark verir. İkinciye 100, üçüncüye 150, dördüncüye 200, böyle de gider. 2 sene bu kadın memursa işe gitmez, çalışmış gibi maaş alır çocuğuna baksın diye. Şu kadar imkanı teper, çocuk yapmaz, cebinden 200 mark masraf eder, köpek bakar. Halbuki Alman o karakterde değildir ki. Bir kibrit alsan, 10 pfeniktir, 10 pfeniğim yok, 10 kuruş. 100 markım var, bizde olsa dert istemez. 100 markı 10 pfenik için bozar aldı. 100 markı bozar, 10 pfeniğin parasını istemez demez. Evine gitsen, sana
lütfen ya bir çay ya bir kahve ver. İkinciyi içer misin diye 70 milyon Almandan bir kişi sormaz. Gerekmez ki. O bir tane bile lütuftur. Böyle hasis, böyle hesapçı olan bir millet 10 bin mark kiliseden alacak reddediyor. 6 bin mark devletinden alacak reddediyor. Ayda 50 mark 20 sene alacak onu reddediyor. 2 sene çalışmadan maaş alacak onu reddediyor. Üste 200 mark veriyor, köpek bakıyor. 2 tane bakıyorsa 400 mark veriyor. 10 feniğin hesabını bilen almak. Bu kendiliğinden olmaz. Emil Katör'le karakterini bozuyor. Emil Katör'le karakterini bozuyor. Urlaub'a gideceğim diyor. Size bir dengene 90'ın istatistiğini Batı için söylüyorum. 4 milyon Alman erkeği dönüşü olmayacak bir şekilde kendini kısırlaştırmış. Efendim bunlar hepsi Emil Katör'ün felaketini anlatmak için söylüyorum. Bayız biraz harice çıkıyor ama o Emil Katör'ün ne bela olduğunu anlayabilmeniz için biraz ihtiyaç var buna. Kusura bakmayın. Evet. O kadın köpek bakıyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ne olsa pasiftir. Cinsi münasebette aktif olan erkek 4 milyonu doktora gidiyor, ameliyat oluyor, kısırlaşıyor. Bu resmi istatistik. Biliyor musunuz? Gelişi onu geriye dönüşü olmayan bir kısırlığa karar vermek kolay bir iş değil. Bugün canım çocuk istemiyor ama yarın belki ister dersin. Halbuki 91'de bir iğne buldular. Muvakkat kısırlık. Eğer bugünkü Almanya'yı inceleyebilsek imkanımız olsa bu belki 10 milyona çıktı. Niye? Çünkü 3 sene için kısır yapıyor. 3 sene tohumlar ölü gelecek. Buna gayet kolay karar verir. Hele biraz keyfimi çıkarayım, gezeyim, tozayım. Sonra çocuğum olur. Ama 3 sene doyunmaz onu. Aynen bizim işçiler gibi. 3 sene Yemen askerliği gibi. Bir gideyim biraz para kazanayım. Borcum var onu ödeyeyim. Hisseli bir yerim var onu alayım dedi. Ama 3 sene geçince biraz ısındı oraya. Bir 3 sene daha çalacağım dedi. Köyde ev yapayım dedi. Ev yaptı. Sonra köy gözünden düştü. La kazada bir ev yapayım. Ulan büyük şehirde bir ev alayım. Aldı 40 sene. Hala dönecek. Bu kaderin Anadolu çocuğuna bir hilesiydi tabiri caizse. Alman'a da bu kaderin bir hilesidir. 3 sene kısır kalayım da 3 sene sonra normale dönerim. 3 sene. Ha normal dediği de nedir? Cinsi münasebeti mümkün kılıyor zevk itibariyle. Allahu Azimüşşan her canlının erkeğiyle dişisi arasındaki meclubiyeti neslinin devamı için vermiş. Zevk onun aldatmacasıdır. Bu işten içtinab etmesin diye zevk gaye değildir indi ilahide. Çocuk yapmanın külfetinden korkmasınlar diye o lezzeti veriyor. Erkeğe de kadına da onu istetiyor. Sonra ona bir unutkanlık veriyor. Çocuk doğuran kadın. 40 tövbeye bir vuruyor. Onun yele ilk çocukta çektiği eziyet. Allah unutturuyor. Yoksa bir daha kocasının kendisine yaklaşmasına müsaade etmez. Alman gavuru ne yapıyor? İlahi gayeyi iptal ediyor. Tohumu ölü getiriyor, zevki muhafaza ediyor. Vasıtayı ipka ediyor, gayeyi ifna ediyor. Vasıtayı muhafaza edip gayeyi yok ediyor. Bu ne demek? Allah'ın tayinine ters gidiyor. Böyle bir millet yok olmaktan kurtulamaz. Bunu da benim kanaatim Yahudinin oyununa gelerek bu neticeye sürüklenmiştir Alman milleti. O da nedir? Emil Katörlü yiyeceklerle boğuluyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki benim iddiama göre 10 milyonla Türk yaşıyor orada. 8 ila 10 milyon arasındadır Almanya'daki Türkler. Onların 2,5-3 milyon dediğine aldanmayın. Yabancı düşmanlığından korktukları içindir. Bunu da ispat ederim de uzun gider. İsteyenler benim gurbet kitabımda bakabilirler. Evet.
Türkler de o zaman bu tehlikeye maruz. Hayır değil. Çünkü Alman milletinin şu nesil bereketsizliğine mahkum eden iki müessir var. Biri Freud'a inanmış olmaları, biri de Emil Katörlü yiyecek tüketme. Freud'a inanmış olmak nedir? İnsanlar Freud'a göre cinsi arzularını hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın tamamen ormandaki hayvanlar gibi aktifin pasifin muvafakatiyle, zorla değil, aktifin pasifin muvafakatiyle ne isterlerse yapmalıdırlar. Yapmazlarsa ruh hastası olurlar. Şuur altı baskılarıyla hasta olurlar. Freud bir doktor olduğu için böyle hastaların tedavisi için de psikanaliz denilen bir metot vaz etmiş. Yani insanı hayvan derecesine indiriyor. Aynen ormandaki hayvanlar gibi arzu ettiği her şeyi yapmalıdır. Yapmazsa ruh hastası olur. Alman buna inanıyor. Dünyada her milletten fazla. Neden? Çünkü Freud'un en büyük muhakibi Jung'tur. Doktor Jung Almandır. Dünyanın hiçbir yerinde Almanya'daki kadar Freud'un görüşleri yaygınlaşamamıştır. Sebep, Alman ananesinde bu kadar Freud'un görüşlerinin yayılmasını icap ettirecek bir esas mevcut idi. O da şu, Almanlar tarih boyunca diyorlardı ki, bir karı kocayı senede bir gün serbest bırakmalıyız. Kadın kiminle isterse yatsın kalsın, erkek kiminle isterse yatsın kalsın. Ama senede bir gün. Buna faşing diyorlar. Faşinge çıplak çıkarlar. Lakin maske takarlar. Bunun sebebi nedir? Kiminle ne halt etmek istiyorsa bir kadın veya erkek, muhatabına şu maskeyi tak der. Keçi kafası, domuz kafası, at kafası, her neyse. O kararlaştırdığı maskeyi takmış olana rastladığı zaman elini tutar, bir parola söyler. Parolayı da evvelden kararlaştırırlar. Televizyonda görürsün, gelirler, aynı maskeyi takanlar karıncaların burun tokuşturması gibi tokuştururlar. O parola sormadır. O parolayı söylediyse, parolanın cevabını söylediyse, el ele tutuşur giderler, her naneyi yerler. Niye maske? Karının veya kocanın ne yaptığını diğer eş görüp de akşam evde kavga etmesin diye icat edilmiş. Yani karısının ne yaptığını kocası görmesin, kocasının ne yaptığını karısı görmesin. Yüzlerini kapıyorlar maskeyle. Ne halt edeceklerse kiminle, onunla da maske hususunda anlaşıyorlar ve parola hususunda anlaşıyorlar. Asırlardan beri bu faşing Şubat ayında, karda, kışta, donsuz sokakta yürürler. Evet, donsuz yürürler. Bu şekilde bir ananesi olan bir milletin Freud'un görüşlerini kabul etmesi her milletten daha fazla imkan dahilinde olmuştur. Senede bir gün karıyı veya kocayı Freud'un her gün için istediği şekilde serbest bırakmayı kabul eden bir milletin vicdanı bir gün bıraktığını her günde bırakmaya razı olmuş ve bugün Almanya'da namus, aile mahremiyeti diye bir şey kalmamış. Aile yıkılmış. Aziz Allah. Aile yıkılmış ve aileyi kurtarmak için Alman bir kanun çıkarmış. Nasrettin Hoca yüzüğünü ahırda kaybetmiş de dışarıda çıkmış arıyor. Ne arıyorsun yüzüğümü? Nerede kaybettin ahırda? E niye burada arıyorsun? Burası aydınlık demiş. Alman milleti de tokadı yediği yeri bilmiyor, başka şeyde arıyor. Bak tokadı nereden yediğini farkında değil. Bir karı koca evlenmiş, boşandığı anda evlilikle boşanma arasında ne mal edinmişse mal ortadan taksim edilir. Boşanmayı önlemek için bunu koymuş. Sen misin bu kanunu koyan? Kadın çalışmıyor. Adam tüccar.
Bir fabrikası varmış, evlendikten sonra bir fabrika daha olmuş. Boşanırsa yarısını karıya verecek. Evlilik anındaki mal beyanına gelen ziyadeyi boşanma anında eşler bölüşür. Peki sen misin bunu yapan? Biz nikahsız yaşıyoruz. Nasıl şey? Deneme yapıyoruz. Belki anlaşabilirsek nikah yapacağız. Dolayısıyla bugün Alman aileleri %80 nispetinde nikahsız yaşıyorlar. Şu kanun ışımından kurtulmak için. Dünyanın her yerinde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Kadının kadınlığı hayatın belli bir müddeti için olduğundandır. Erkeğin erkekliği hayat boyu olduğundandır. Bunun başka hikmetleri de var. Ezan okundu anlatamıyorum. Ama kadın miktarı çok olunca erkeğin de hayatta daha fazla yıpranmasından dolayı dul kadın dul erkekten çoktur. Almanya'da da böyledir. Alman karısı bir koca bulacak. Olsun da varsın nikahsız olsun. Zaten o nikaha itibarı yok ki. Ha maldan dolayı nikahsız. Binaenaleyh nesep gitmiştir. Aile gitmiştir. Namus şeref diye bir şey kalmamıştır. Şu rezillikten Türkleri ne kurtarır? Freud'dur buna sebep olan. Bizimkiler oraya gittiği zaman Türkiye Alman müstemlekesi olup da insanımız Almanca öğrenip de Alman hayatına imrendiği için gitmedi. Cezayir Müslümanları Fransa'ya böyle gitti. Hint Müslümanları İngiltere'ye böyle gitti. Onun için onlar büyük ölçüde fire verdiler. Anadolu'nun köylüsü Türkiye'de bile büyük bir şehir görmeden Hamburg'a gitti, Münih'e gitti, Frankfurt'a gitti. Daldan düşen kuşa benziyordu. Aman bir an evvel biraz para kazansam da kaçsam buradan diye. Lisan öğrenmedi, kendini muvakkat hissettiği için. Lisan öğrenmeyen o Türk çocuğu Almanlarla ihtilat etmedi. Alman da ona Müslüman diye tarihi kinlerle tepeden baktı. Dolayısıyla Almanlarla ihtilaf etmemekten dolayı ne bu görüşlerden haberi var, ne onun fuhşundan, şusundan, busundan. Arkadan orada doğan çocuklar, Almanca bilen, Alman cemiyetine intibak şansı olan çocuklar için de camiler çoğaldı. Bugün 3000 cami var Almanya'da. İhtilaflar bile cami çoğalmasına sebep oldu. Falan grup burada bir cami açmış. Ay biz cemaati kaptırdık onlara. Biz orada bir cami açalım. Ama bir cami bir masraf, bir kira, bir imam maaşı, bir elektrik, bir su. Onu ayakta tutmak için bir cumacı olana ya bizim camiye gel. Ya çocuğunu gönder okutalım. Mecburi misyoner oldular. Cami çoğaldıkça şemsiye büyüdü demektir. Almanya'da doğan ve o tehlikeye büyük ölçüde maruz kalan adamlar da büyük ölçüde sıyanet imkanına nail oluyor. Gelelim Emil Katör'le bozulmaya. Bugün Almanya'da 50 bin Türk bakkalı var. Bunlar biraz milliyetçilik duygularıyla biraz da ucuz olduğundan Türkiye'den gıda ithal ediyorlar. Türkiye'den ithal edilen gıdalar da son zamanda Emil Katörlü, efendim hormonal müdahaleli vesaire. Ben o hormonal müdahaleyi de bu işin içinde anlatacaktım. Vakit bitti. Evet ama güne kadar saftı. Binaenaleyh Emil Katör belasından Türk bakkaldan alışveriş yapmak, ekmeği Türk fırından almak onları koruyor. Şu halde bu tehlike orada Alman için %100, Türk için %1 mevzu bahis. Şimdi bu sıyaneti şahit olduğum bir vakayla anlatıp bu bahse son vereyim. Bu Yahudi işi kolay biten bir iş değildir. Uçsuz bucaksız bir denizdir. Bu gıda ile Alman milleti nasıl yok ettiğini, bunların tesirlerini dahi bitiremedim. Asıl Yahudi ile ilgili olarak bizim tarihimizde oynadıkları menfi rolleri, Siyonizmin mahiyetine, Hristiyanlığa karşı yavaş şahitliğine temas edecek çok mesele var. Köln'de bir solcu radyo var. Solcu radyo. Bu solcu radyo bir saat Türkçe yayın yapar her gün. 4-5 arası mı? Bir gün dinliyorum faşing zamanı.
o radyonun adamı, kameramanı yakalanmış. Faşinge katılmış iki Türk çocuğu. Diyor ki onlara, siz Türksünüz değil mi? Çünkü kot pantolonla gelmişler. Almanlar hep çıplak gelir oraya. Hep çıplak gelir. Varsa varsa bir kilodu vardır. O kilot da ten rengindedir. O da laftır ya. Yani. O kilot da içeriği saklamaz. El hayâ-u minel iman. Evet. Çocuğa diyor ki siz de bu faşinge katıldınız. Siz galiba Türksünüz. Evet diyor. E diyor, niye katıldınız buraya? Valla diyor, insanların içinde birikip de deşarj olamadıkları mevzular olurmuş. Ondan dolayı bunda deşarj olmak içinmiş bu diyor. E siz ne hususta deşarj olacaksınız? Halbuki o laf cinsiyete taalluk eder bir iştir, sözdür Alman'da. Diyor ki bize de Almanlar gayet kötü muamele ediyorlar. İçimize atıyoruz. İçimizden, işimizden olmamak için mukabele edemiyoruz. Burada herkes maskeli. Dövebileceğimiz kadar Alman döveceğiz. Boşalacağız. İyi ama diyor, siz onlar gibi soyunmadınız. Ya diyor, biz o kadarını yapamayız. Kahveyi diyor. Bak, bizim kaybolmuş. Götü açık Alman karısıyla, kıçı açık Alman herifiyle yan yana yürüyen adamın senin. Sağlam kalmış olsa orada bulunamaz. Haya damarı çatlamış. Bu senin kayıp çocuğun. Biz o kadarını yapamayız abi. Dikkat et, kaybedilmiş adamın da bile bir tortu kalmış hala. Bu senin kaybedilmiş adamın. Oraya onun gibi 10 kişi 20 kişi ancak katılır o kadar adam için. Peki sadece Alman dövmek için mi buraya katıldınız? Hiç Alman kızlara hesapta yok mu diyor. Çocuk gülüyor diyor ki tabii abi diyor. Onlar da arzularını gerçekleştirmekte kusur etmeyecek. Bak bu bizim kayıp çocuk. Dünyada o millet Türk milletidir ki. Sarhoşu bir hoca görse yolunu değiştirir. Anadolu'da bak. Utanır. Sarhoşuna hacdan gelen biri zemzem verse beni affet der. O zemzemi içtikten sonra bir daha üstüne içki içmemeye karar veremediyse o zemzemi içmez. Bu sarhoşunda bile bir tortu sağlamlık kaldığını gösterir. Türk milleti başa bağlı bir millettir. Baş düzeldiği gün bir günde düzelir. Dördüncü Murat devri bunun en iyi misalidir. Serkeş, itaatsiz Yeniçeriyle Bağdat seferini yapmış, Revan seferini yapmış. At binicisine göre kişiler derler. Millet başa bağlı bir millettir. Onun için bizi yok etmek isteyenler evvela başı bozmuşlardır asker ve sivil. Yetişin, bu millete doğru baş olun. Bu millet bir günde düzelir. Ennâsu alâ dîni mülûkihim. Peygamber, insanlar idarecilerinin dini üzere, meşrebi üzere, mezhebi üzere, uslubu üzeredirler buyuruyor. Bu millet başsızlıktan bu hale geldi. Sizin baş olmanızı engelleyecek hiçbir şey yok. Çalışacaksınız, Allah'tan ümit var olacaksınız. Bak mevsim gelince çıkarken bakın, zambak soğanları fışkırdı. İmanın da mevsimi geliyor, siz de bir zambak soğanı gibisiniz. Öyle bir zamanda Allah sizi bitirdi ki, neşvulema şansınız var. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Selamun aleyküm. Bir de o anı.